Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Öncelikle Amerika ile başlıyoruz. Amerika'da tatil bitti ve bu hafta piyasalar için çok önemli olan personal consumption expenditures, kişisel tüketim harcamaları endeksi açıklanacak. Bu da bir enflasyon türü Amerika'da. Özellikle Fed'in dikkat ettiği bir enflasyon türü. Piyasa artık buna odaklanmış durumda. Şöyle ki bayağı kötümser tarafa geçti piyasa. Yani Haziran geçen sene yapılan beklentilerde, geçen sene oluşan beklentilerde ilk indirimin Haziran'da olması bekleniyordu. Ve şu anda yani 15 gün sonra artık Fed toplantısı. Haziran'da indirim olmayacak kesin. Temmuz'da da indirim olmayacağına kesin gözüyle bakıyor piyasa. Ben bir iki uygun veri olursa Temmuz'da indirim olabileceğini düşünüyorum demiştim. Halen olabilir böyle şeyler. Ama yani verinin iyi gelmesi gerek ona göre. Piyasa şu anda Eylül'de bile faiz indirimini yani 55'e 45 oranında fiyatlıyor. Yani dolayısıyla çok kötümser tarafa geçmiş durumda piyasa. İlk faiz indirimi Kasım'da diyor. Yani seçimlerden sonra olacak şekilde. Bu kadar kötümserliğe de bence piyasa çok fazla bir tepki vermiyor olması güzel yani. Gene var bir biraz tepki ama çok fazla değil. O yüzden Cuma günkü veri çok önemli yani. Veriye göre enflasyon beklentilerin altında gelecek olursa, yani beklenti kadar gelmesi de iyi piyasa için. Yani daha kötüye gitmez beklenti kadar gelirse ama beklentinin daha altında gelmesi lazım piyasanın biraz daha iyimser tarafa dönebilmesi için. Çünkü beklenti kadar gelirse evet enflasyon düşüyor ama istediğimiz hızda düşmüyor yani. Ama beklentiden daha düşük gelecek olursa enflasyon düşüyor. Bak bu para arzını siz sabit tuttunuz aylar boyunca ve iyi bir iş de yaptınız demek olur PF'de. Çünkü para arzının artışını durdurmadan enflasyonda yüksek enflasyondan kurtulmak mümkün değil işte mesela bizde para arzı dolar artmasa bile artıyor. Bizdeki Merkez Bankası bunu durduramıyor. Onu yapamıyorlar. Ellerinden gelmiyor yani. Orada Fed aylardan beri durdurmuş durumda. Yani para arzını kontrol edebiliyor. Bizde de olmuştu zamanında hatırlayacaksınız. Naci Ağbal zamanında para arzının artışını durdurabilmişti Merkez Bankası. Ondan sonra hiçbir Merkez Bankası başkanı bu konuda başarılı olamamıştır. Yani iki ay arka arkaya para arzının artışını durdurabilen Merkez Bankası başkanı işte ne Karahan olsun ne Gaye Erkan olsun ne Şahap Kavcı olsun bunu başaramadılar. Bir tek Naci Ağbal zamanında oldu. Ama Fed aylardan beri bu şekilde tutabiliyor. Şimdi böyle olunca Amerikan 10 yıllıklara bakıyoruz. Bugün tekrar yükseliş var. Hareketli ortalamaya kadar da geldi. Çok can sıkıcı. Halen içim okunun içerisinde halen daha belirsizlik var burada. Belki işte bu cuma günkü veriyle birlikte tekrar buradan aşağı gelebilecek. O zaman tekrar bir daha TLT falan alımı önerebilirim. Tekrar aşağıya gelmeye başladığı zaman. Şu anda öyle bir şey yok yani. Şu anda bir güzel bir aşağı geliş gördük 15 Mayıs'ta. O günden beridir de hepsini geri almış durumda. Bakın düşüş tamamen geri alınmış durumda orası. O yüzden altın gümüş için de tabii olumsuzluk oluyor. Altın tarafında şöyle geldik. Demiştim ben aşırı bir satış oldu ve o yüzden böyle sata döndü. Bu veri yani çok iyi gelen Amerikan verisi biraz böyle abartı geldi bana demiştim. Nitekim işte ondan sonra da tekrar yukarı yönde hareketin başladığını görüyorsunuz. Pozitif uyumsuzluğun da olduğunu görüyorsunuz. Yani altında parçalı alım önermiştik. Aynı şekilde altında parçalı alım devam edebilir. Gümüşte de tekrar geldik bu 31 bölgesinde tekrar gümüş alınabilir demiştik. Gümüş alınabilir. Altın gümüş rasyosundan da bahsedelim. Şimdi altın gümüş rasyosu böyle her gün her gün bakılabilecek bir şey değildir yani onu söyleyelim. Şöyle haftalıktan mesela bakmanızda fayda var. Şunu söylemiştik yani şu rampanın kırılmasıyla artık gümüşün daha da güçlenmesini bekleriz demiştik. Ve o kırıldı. Bakın burada daha da güçlendiğini görüyorsunuz. Şöyle bunu biz yıllar öncesinden çizmişiz. 70-80'di.
buraya kadar da devam etmesi. Yani gümüşün biraz daha güçlenmesini beklerim ben bu şekilde altın gümüş rasyosuna göre. Amerikan borsası hakkında S&P şu anda yatay. Bir değişiklik yok. Biraz orada tabii hızlı geldiğinde düşünecek olursak yani rekordan sonra biraz beklemek lazım. Yani yatırım yapılabilir mi? Elbette ki yatırım yapılabilir. Yalnız burada bazı arkadaşlarda bir garip şeyler görüyorum. Birisi yazmış bana dün demiş ki 20 gün evvel aldım bu fonu. Yani TMG almış ve para kazanmadım. Yani dolar bazında endeks %4 artmış bu arada yani Amerikan borsasında 4 artmış. Son günlerde alanlar işte rahatsızmış. Birisi bana öyle söyledi böyle işte. Kardeşim yani son günlerde alanlar yani ne bileyim şuradan falan bile aldıysanız %3,5 kazanmışsınız. Biraz daha geriden aldıysanız %4 kazanmışsınız. Nedir yani? Nedir yani? Siz böyle dolar bazında %3'leri, %4'leri beğenmiyorsunuz. Bugün carry trade var. Dolar artmıyor. Faizden bu paralar kazanılıyor zannediyorsunuz. Bunlar sürdürülebilirliği olan şeyler değil. Yani ben Amerikan borsasına yatırım yapın veya Amerikan borsasına yatırım yapan emeklilik fonlarına yatırım yapın dediğim zaman ben yani 10 senelik, 20 senelik perspektiften bahsediyorum size. Yani 20 sene evvel bu borsa İstanbul neredeydi? S&P 500 neredeydi? Bunlara bakmanız lazım. 20 sene evvel altın neredeydi? Borsa İstanbul neredeydi? Bunlara bakmanız lazım. Yani böyle bir şeyden bakmayıp da son 2-3 yıla bakıp da işte bak bir Amerika'dan daha iyi getirdi Borsa İstanbul falan. Böyle bir şeyler yaparsanız bu iyi günlerin hep devam edeceğini düşünürsünüz. Yani hep devam edecek. Bu carry trade'ler devam edecek. Devam etmese bile negatif reel faiz devam edecek o sayede borsa çıkacak falan gibi öyle bir dünya yok yani burası Türkiye. Bu sadece AKP ile ilgili bir olay da değil bu arada. Yani AKP gider yerine başkası gelir. Bir takım yapısal sorunlar çözülmezse zaten gene olmaz yani. Bu sadece AKP problemi de değil. Yani adam AKP'ye muhalif o yüzden böyle konuşuyor falan diyenler yani bilgisizlikten olayı anlamadıklarından öyle konuşuyorlar. Çünkü burada yapısal bir problem var. Yani enflasyon lobisi Türkiye'de çok güçlü. Çünkü o enflasyon olmadan hayatta kalamayacak birçok zombi şirket var. Yani varlığını enflasyona borçlu. Ayrıca o enflasyon sayesinde de devlet enflasyonun altında borçlanarak reel anlamda borcunu da eritebiliyor. Zorla tahvil aldırma işleri vardı Nebati zamanında. Bu borcunu reel anlamda eritiyordu devlet. Sürekli olarak da borçlanmaya mecbur. Çünkü denk bütçe yapamıyor. Öyle bir kapasite kalmamış artık. Çünkü toplayamıyor vergiyi. Bir sürü adama istisna getiriyor. İşte vazgeçiyor ondan vergiyi almaktan. Tabana yayacağım falan diyor. Başkalarından böyle bulmaya çalışıyor falan. Yapamıyor. Yapamaz yani. Burada artık yapısallaşmış bir takım problemler. O yüzden bu borsalar, bu carry trade'ler bunlar birkaç aylık perspektifin işi. Daha böyle 20 senelik falan bakıyorsanız işte buraya bakacaksınız. S&P 500. Hatta ki burada da bakın böyle bir düşüşler oluyor, resesyonlar oluyor. Burada da böyle sert hareketler görülüyor. Eskiden de şöyle görülmüştü bakın şöyle. 2007'de başlamıştı aslında düşüş. 2008 kriz dediğim şey. 2007 Ekim'inden 2009 Mart'ına kadar böyle sürmüştü. Sonra ama tekrar da yukarı gitti yani burası gider. Gene böyle bir şey olursa o zaman ne diyeceksiniz? Aa bize aldırdı, elimize patladı, çok kötü oldu. Bak Amerika nasıl düştü falan mı diyeceksiniz? Yoksa öyle bir diplere yaklaşıyoruz dediğimizde daha da mı çok alacaksınız? Çünkü öyle bir yerde artık teknolojiye de yatırım yaparsanız yani Nasdaq'a daha çok yatırım yaparsanız çok müthiş paralar kazanabilirsiniz. 2025'i bekleyin. Yani şu anda tabii ki Amerikan borsasına gelin, para kazanın. Sonra Trump gelir mi gelmez mi ona bakacağız.
Ondan sonra belki satacağız tekrardan ya işte inverse ETF pozisyonu alacağız vesaire. Ama o düzeltme veya işte resesyon neyse o olup bittikten sonra ondan sonraki yükseliş efsane bir yükseliş olacak. O yüzden yani biraz böyle geniş birkaç yıllık perspektiften işte ise bir 5-10 yıllık perspektiften bakmak lazım. Hatta yani 6 yıllık perspektiften bile baksanız daha iyi getiri olduğunu BIST 100'e göre göreceksiniz yani S&P'de. Bunu da söyledik. Bitcoin'de de dün demiştim hatırlayacak olursanız yani şu 12 saatlikte evet benim için kritik yerin üzerine şöyle çıktı dün şurada. Ama ben dedim ki ya bir gel gele getiriyor olabilirler insanlar. Ben şu mumun bittiğini görmek istiyorum. Bakın bittiğini görmek istiyoruz dedik. Zaten şöyle ne bileyim yarım saatlikten falan bakacak olsak ki ben bu videoyu işte 6-6.30'da yapıyorum. Benden sonra biraz daha çıkıp sonra tekrar işte aşağı indiğini görüyorsunuz. Yani Bitcoin sata döndü ve henüz yeni alım önermiyoruz. Önermemeye devam ediyoruz. Biraz önerdik, bir dipten aldınız, biraz yukarıdan sattınız, bir para kazandınız. Tamam, şimdi bekliyorsunuz. Yeni alım yapıyorsunuz. Borsa İstanbul'dan da bahsedeceğiz tabii ki. Şöyle işte yani düşüyor. Şu 10.594 dün de bahsettim. Benim için önemli bir destektir. İşte şöyle denedi. Sabahtan yukarı geri geldi. Sonra kapanışa doğru bir daha denedi. Bir daha geri geldi. Burayı henüz geçebilmiş değil. Ama 10.600'ün de altına inmiş değil şu anda. O zaman ne olacak? İşte şurada hareketli ortalamaya giriyorsunuz. Şimdi 10.750, 10.750'nin üzerine çıkacak. Orada biraz belki 1 saat, 2 saat kalacak. O zaman yeni alım yapılabilir. Şu anda beklenir. Peki biz ne alalım? Cazip hisseler nedir vesaire demek. Şimdi arkadaşlar, X Bank çıkıyor. Çıkan şey bankalar. Yani ben de size bankalardan alın dedim. Akbank alın dedim, değil mi? Yani biliyorsunuz hatta Akbank'la birlikte Yapı Kredi de alın diyorduk. Tamam işte demek ki gene onlar. Cazip hisselerde başka şeyler yok mu? Var ama hepsinin de iyi gitmesini beklemiyoruz. Mesela çimentolar iyi değil o kadar. Öyle mi? Akçansa da vardı. O da iyi değil. Yani yapacak bir şey yok. Yan kağıtlar bilmem neler gibi işlerin olmayacağını söyledik. Ne dedik? Yabancı gelirse bankalara, holdinglere, mali şirketlere, büyük şirketlere bunlara geliyor. Bunlara geliyor. Yan kağıtlara gelmiyor. Bunun ben ne kadar desem de bu yan kağıtlar hikayesiyle altcoin hikayesi birbirine çok benziyor. Ya yan kağıtlara değil, bunlara bakın. Altcoin'e değil, Bitcoin'e bakın. Bunları öneriyoruz dediğim zaman yan kağıtlar ne zaman çıkacak? Altcoin rallisi ne zaman gelecek? Yani böyle bir fikri sabit var insanlarda. Buradan para kazanılıyor, öbür taraftan kazanılmıyor. Ne zaman kazanılabileceğini de bilmiyorum. Nedir bu inat? Kendi kendinize zarar veriyorsunuz. Başka bir şey değil. Bugünlük de bu kadar.